ki buradan geçelim. E, Trabzonspor'un transfer gündemine sevgili izleyenler tabii bu noktada belki önce Başkan Aoğlu'nun açıklamalarını konuşmamız gerekiyor. Ekranlarımıza geliyor. Açılışta da konuşmuştuk. Sabah gazetesinin 18. sayfası karşımıza gelecek. Savurgan olmayacağız ve e, nokta atışı transfer yapacağız dedi. Başkan Aoğlu yapmış olduğu açıklamada ekonomik olarak belirlediğimiz kriterlerin üzerine asla çıkmayacağız. Zaten ihtiyaçlarımız belli dedi ve o bölgeler odaklı transfer çalışmalarımız olacak dedi. Daha önce çok iyi işler yaptılar kadro planlamasında farkındaysan. Deneyimsiz ama kaliteli genç isimleri bir araya getirmedi. Belki deneyimli isimlerle onları harmanlamada. Hemen altında gördüğün Altın Adam Sörlok başlığına zaten sen daha iyi hakimsin evet. rakamlarla. Büyük bir başarı. Ee, i̇htiyaç bölgeleri nereler sence şu anki son görüntüsüyle? Biraz daha savunma gibi gözüküyor. Bir önceki bölümde konuştuğum gibi, söylediğim gibi şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın kalecisi ligin en fazla kurtarış yapan ikinci ismi durumuna geliyorsa ve burada küme düşmüş bir takımın daha doğrusu ligi son sırada bitirmiş bir takımın kalecisiyle yarış halinde ise demek ki kalenize çok fazla pozisyon geliyor anlamına gelir bu. Bu kadar fazla pozisyon veren bir takımın da önceliğinin savunma hattı olması gerekiyor evet. ve bu savunma hattını toparlamaması halinde ...bu sezonun son bölümlerinde özellikle şunu gördük ki... E, ...olası ne, Emma Kamen'i sakatlığında ...Sörlot'un performansı çok etkileniyor. Bu da Trabzonspor'un hücum bloğunu çok etkiliyor. Hı hı. Düşürüyor aşağıya. E, siz aynı anda bir de savunmayla ilgili problem yaşarsanız... E, ...bu ligi çok etkiler. Savunmanın tandeminden mi bahsediyorsun? Beklere de ihtiyaçlar var mı sence? Biraz daha kaliteyi yukarı, yukarı çıkartmak gerekiyor. Daha dirençli, daha istikrarlı bir savunma dörtlüsünü kurmak gerekiyor. E, bu savunma dörtlüsünü kuramadığınız zaman... Bu kalecinizi evet. de etkileyen bir performans anlamına geliyor. Ee, bence işin başlangıcının savunmadan olması gerekiyor Trabzonspor'da. Ee, ben hücumla alakalı problem yaşayacaklarını düşünmüyorum. Sörlott da takımda kalacağını zaten açıklamıştı. En ee, vakame devam ediyor. Takımın hücum ile alakalı problem yok. Oyuncular devam ediyorlar. Hı hı. Geriye dönük mutlaka takviyelerin yapılması orta gerekiyor. Orta için ihtiyaç var mı sence? Ben olduğunu düşünmüyorum. Orta sahası da yine Trabzonspor'un güçlü bir orta sahası. Zaten başkanın açıklamalarında bütçeleri aşmayacağız gibi savurganlık içinde, içinde olmayacağız diyen bir yönetimin Trabzonspor gibi bir orta sahaya müdahale edeceğini zannetmiyorum. Oraya Belki giden olabilir dedi bu arada ama o transfer de hem ekonomik olarak bizi hem de oyuncumuzu tatmin edecek düzeyde olmalı. Yani göndermiş olmak için oyuncu göndermeyeceğiz dedi. İki tarafı düşünüp karar vermek istiyoruz diyor. Tabii şuna bakalım. Uğurcan için olası bir 20 milyon euro üstü bir transfer teklifi, arkada evet. bekleyen Erce gibi bir kalecinin olması, yeni isimler de transfer edildi. Trabzonspor e, Trabzonspor'un o yarayı e, sarmasını sağlayabilir. Oradan gelen 20'den fazla, 20 milyon eurodan fazla bütçe belki de Trabzonspor'u e, şampiyon da yap yapabilir. Peki biraz da performansını konuşalım özellikle kupa mücadelesindeki ama bir haberimiz var, bir derlememiz var. E, Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 9. kez zafere ulaştı. Peki e, Bordo Maviller Kupa'da nasıl bir sezon geçirdi? Onu hatırlayalım, üzerine konuşacağız. Evet, Trabzonspor'un Zira Türkiye Kupası yolunu sizler için derledik. Son mücadelede Aytem Zalanya Spor 2-0 yenerek kupaya uzandılar. İyi bir mücadele sergilediler. Sen nasıl buldun orada Trabzonspor? Genel aslında evet. kupa performansını da yorumlayabiliriz. Yani e, bana kalırsa ligin en böyle güçlü hücum sav hattına sahip olan e, takımlarından biri olan Alanya Spor'u bu kadar iyi durdurabilmiş olmaları bir başarıdır. Hı hı. E, kupayı aldılar ve çok rahat bir şekilde geldi bu arada. Yani Alanya Spor'un kar Spor karşısında 2-3'ü bulabilecekleri marafonanın iyi işler yaptığı pozisyonlar vardı. Ben bu kadar rahat demeyeyim ama hani 1-0 bitecek bir maçta, daha doğrusu 2-0 bitecek bir maçta beklemiyordum. Daha ee, zorlayıcı bir Alanya bekliyordum. Alanya Spor'u durdurmayı başardılar. Bir de Trabzonspor genelde şunu üzerinde eleştirilmişti ya öne geçtiği maçlarda sonrasında puan kayıpları yaşıyor. Bu sefer olmadı. Ona bir son başta çare bulunmuş gibi hissettin mi? Ee, yani tabii öne geçtikleri maçlarda bu sene çok puan kaybettiler. 30 puan ya da 32 puan. Artık o kadar oldu mu? Kaçırdım ben de ucunu. Evet 30, 30 ya da 32 puan kaybettiler. Ve bu kadar fazla puan kaybetmek çok doğal değil. Hı -hı. E, ve iki tane teknik direktörle bu performans ortaya çıktı. Edin eee Newton'ın e, Newton şu anda nasıl bir performans vereceğini merak ediyorduk ama iki maçı da kazandı ve Hı -hı. E, öne geçip kaybetmedi. Ben e, evet yani kendisine devam edilmeyecek gibi gözüküyor şu anda. E, ama Trabzonspor'un da Alanya gibi işte e, Fernandez, Bakasetas, Papissis gibi Hı -hı. E, ön bölgeye sahip oyuncularla karşı oyunu tutabilmesi bir başarı tabii ki de. Bak e, alakalı rakamlar değerlenmiş sabahta. Bakalım istiyorsan. Tabii ki. 18. sayfa Taner. Ekranlarımıza geliyor. Altın Adam, Sorlot. Biraz rakamlar üzerinden genel performansını konuşalım sezon boyuncaki. ki. Hem Lig hem Türkiye Kupası hem de Avrupa'da skor üretmeyi başardı. Trabzonspor'un golcü futbolcusu. E, sezon boyunca hakikaten çok iyi işler yaptı. E, Norveçli Yıldız'ın rakamları. Hiç sakatlanmadı bu arada. Son sakatlığını 2015-16'da yaşamış. Ondan da sadece bir maç kaçırmış. Çok istikrarlı so, bir oyuncu. Yani son 5 yılda hiç sakatlanmayan evet. bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu nasıl Bunun oluyor? Için... Yani Futbolcunun kendisine çok iyi bakmasıyla mı direkt alakalı? Direkt alakalı. Evet, evet. Oyuncunun kendisine iyi bakacak. Çok fazla uyku düzenini bozmayacak. Antrenmanlara iyi çalışacak. Hı hı. Bir de teknik heyette oyuncuya göre antrenman belirlemeyi de iyi bilecek. Bunların hepsi çok önemli. Belli hep iyi hocalara denk gelmiş bu anlamda. Kendisine de iyi bakmış. Onun evet. dışında e, biliyorsun bir kırmızı kartı var. İlginç bir karttı o da çok konuşulmuştu üstüne. E, kartlar yüzünden sadece bir maç kaçırdı. E, Türkiye o, Kupası'nda onu da çekti o da galiba. Türkiye kupasında. Evet. 33 tane gole ulaştı. Kariyer rekoru kırdı ve bu Avrupa'da onu 8. sıraya yerleştirdi. Tüm Avrupa'daki diğer oyuncular için de baktığımızda. Bir sezonda 49 maça çıktı. Bu inanılmaz bir şey. Bu yani. alanda lider mi? League lider. Ligde lider, Avrupa'da da ilk 20 civarlarında. Yani Çok bu kadar iyi. fazla maça çıkan şimdi 49 maça çıkıyorsunuz, sakatlık görmüyorsunuz. Kart cezalı durumuna bir kez düşüyorsunuz sadece. O da ya Tam kadar. bir görev adamı aslında baktığımızda. Tam bir görev değil adamı mi? ve performans da biliyorsunuz. 33 gol, Hı. 10 asist. Kupada nasıl, ligde nasıl ayırmak gerekirse? Kupada 7 golü var, gol kralı. Ligde de 24 golü var. Onda da gol kralı. Aynen öyle. Nereden tutsanız. Başlık da şu bu arada. Altın Adam Sörlot'un mantığı da şuradan geliyor. Değerini de katladı. Doğru. Geçen sene bu zamanlarda 6 milyon euro civarında değer biçilen Sörlot. Şu anda 20 milyon euro üstünde. Hani... Bir de asistleri de var galiba. 10 asisti, 10 asisti var. var sezon yani boyunca baktığımızda. Altın kadar değer kazandı. Gerçekten öyle bir tablosu Doğru. var ve kariyeri boyunca attığı gollerin %43'ünü bu sezon attı. 197 maçta yaklaşık 80 gol atmış. Evet. Dediğin gibi %43'lük diliminin Trabzon'a ait olması çok iyi bir rakam yani, değil mi? İşin tabii farklı bir boyutu da rakip tanımıyor. Her rakibe karşı performans veriyor. 18 farklı takıma karşı skor üretmiş bir oyuncu. Fenerbahçe'ye karşı var. Başakşehir'e karşı, Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı gitti. Avrupa'da Sparta Prag'a karşı, Krasnodar'a karşı var. Yani sadece bazı takım. oyuncular büyüklere çok iyi motive olurlar hani. böyle bir durum karşı yok. Performans evet. Yürüyor. Yani rakip ayırt etmez sizin iyi performans ortaya koyuyor. Başka? Yani daha ne olsun diyorsun. Daha ne olsun. <laughs> ben bir ekleme yapayım. 33 golle 24'e 7 dedik. Ligde 24, kupada 7. Trabzonspor tarihinin de bir sezonda en evet. fazla gol atan yabancı oyuncusu Doğru. olmuş. Yani baştan aşağı komple bir golcü hı hı. ve iyi bir başarı e, öyküsü. Transfer Aynen noktasında öyle. kimlerin emeği varsa kutlarım çünkü Türkiye'ye bir değer kazandırdılar. 2019'da 6 milyon euroymuş sen de söyledin. Baktığımızda değeri bir sezonda yaklaşık 20 milyon euronun üzerine çıkmış durumda ama oyuncu Trabzon'da kalacağını söyledi. Biz halbuki Soris'ten çok büyük performans beklemiştik değil mi? Hani onun arkasında oturacağını, i̇şte bu hamle oyuncusu olacağını düşünmüştük. Yani herkes böyle düşünmüştü. Yıldız e, rüyasından vazgeçmemiz gerekiyor. Yıldız sandığımız bir oyuncuların birçoğu sönmüş yıldız olabiliyorlar ve bu yüzden tabii ki o zaman verdiğiniz paraların da çok ciddi boşa gitmesine de sebebiyet veriyor. Trabzonspor bu noktada Sturridge'den hani kurtuldu tabirini kullanmak istemiyorum ama aslında kurtuldu. İyi kurtuldu. Yani Aynen. ucuza kurtuldu. O da onlar için bir avantaj sağladı. Peki, saat başı geldi bu arada. Sohbetim sürecek Tamam. Saatlerimiz 9'u ge gösteriyor. Gelin gelişmeleri bir kez daha hatırlayalım. Sporun ikinci saat dilimindeyiz. Gelişmeleri paylaştık. Spor bültenimizi noktaladık. Transfer haberlerimizi görmeye devam edeceğiz. Taner Karaman bu bölümde de bizlerle birlikte. Bir kez daha hoş geldin Taner. Hoş bulduk. Teşekkürler Çiğdem. Ekranlarını yeni açanlar için hoş geldiniz diyelim. İyi bayramlar. Evet herkesin bayramını tekrardan kutluyoruz. Aynen bayramı kutlayarak hemen başlayalım istedik. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kalmıştık. Kaldığımız yerden de ee, devam ediyoruz. Sayfalarımız ekranlarımıza geldi. Sabah gazetesinde Volkan'ın özel bir haberi vardı. Gelecek isimlerle ilgili detayları bizlerle paylaşmıştı. Teker teker onları gördük. Bir de Erol Bulut'la ilgili bir haber var. Evet. Onun da artık kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Bayram sonrası açıklanacakmış. Yenise spor Direktörü Belezoğlu'yla Teknik Direktörü Bulut'u bayram sonrasında aynı gün açıklamayı planlıyor Fenerbahçe yönetimi. Sen Erol Hoca'nın başarılı olacağını düşünüyor musun? Yani dilerim başarılı olur. Kimsenin başarısız da olması tabii ki tabii. hiçbirimiz istemeyiz. Ee, ve Erol Hoca'nın da bu ülke için çok ileride çok önemli işler yapacak teknik adamların da başında geliyor. Bu yapacağı işler e, belki kupa olmayabilir, belki olabilir ama kupa olmasa bile futbola katacağı katkı, taktik anlamda, bakış açısı anlamında, oynattığı oyun anlamında Erol Hoca Alanya Spor'da zaten bu bakış açısını biraz oluşturmuştu. Bunu daha da ileriye taşıyacaktır ama... Ee, muhtemelen kendisi de farkında, Fenerbahçe'de bulacağı ortam, hı hı. Alanya Spor'da bulduğu kadar rahat olmayacak. Tabii. Fenerbahçe'de şu anda kadro yapılanması ile ilgili problemler var, oturmamış bir sistem var ve haklı olarak da büyük bir beklenti içinde olan da bir taraftar var ve başarıya da aç olan bir yönetim var. Artık son virajlar dönülüyor, hı hı. krediler tüketildi ve şu an Erol Hoca'nın elinde. Ee, başarılı olmak dışında bir alternatif yok. Ee, risk midir? Çok geç kal kalındı. Yani bunu söylemem lazım. Şimdi hı hı. ligin başlamasına e, son açıklanan tarih 11 Eylül'dü. Evet, belki açıklanan tarihe göre 42 gün var. Ama Real'de bu, bu gün sayısı öne çekileceği için önünüzde 25 gün civarında bir gün var. Yani bu lig 25 gün sonra başlayacak gibi gözüküyor. Ve siz ee, hocanızı daha bayramdan sonra açıklayacaksınız. Yani hocanız 20 gün çalışacak size ve sahaya çıkacak. Evet. Ve siz 200 günden fazla zamandır hocasızsınız. Yani burada bir e, enteresanlık seziyorum. Hı hı. Tamam şuna katılıyorum. Hocanın takımı vardı. Aynen öyle. Getiremediler sezon içerisinde işte Türkiye Kupası finali vesaire derken süreç ilerliyordu. E, ama bir risk alındı. Yani Erol Hoca tercihiyle mi bir risk alındı? Yani hocanın Hı -hı. hali hazırda bir takımı olduğu için hocanın, açıklanamadı. Hocanın Şimdi ismi 11 Ağustos'ta risk değil bu arada. Yani hoca değil. Öyle anlaşılmasın. Hocanın ismi bir risk değil. Hocayı her takım ister. Sadece son herhalde. 20 güne kadar bu hocayı getirememiş olmak ya da bir hoca getirememiş olmak çok büyük bir risk. 11 Ağustos'taki Topuk Yaylası kampıyla yeni sezon hazırlıkları başlayacak sevgili izleyenler. Bayram sonrası Emre Belezoğlu'nun ve Bulut'un açıklanması bekleniyor en kısa sürede. Biz transfer grafiklerimize geri dönelim. Hı hı. Ee, Ahmet Selim Kul'un, Aspor muhabiri, Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul'un hazırlamış olduğu grafikler. Az evvel kanat oyuncularına baktık. Bir de Sağbek adayları Taner. Evet. Ee, Gröningen'den, Everton'dan ve Wolfsburg'dan ee, bu adaylar şu anda Fenerbahçe'nin gündeminde. Biraz konuşalım. Tabii ki. Yani burada tabii isimleri irdeleyebiliriz ee, ama oluşumu sağlamak için de burada Erol Hoca'nın ne istediğine de bakmak hı hı. gerekiyor. Burada 52 kişilik bir listeden bahsediliyor. Hatırlarsın Ali Koç Başkan göreve gelmeden önce ya da pardon Komoli bu açıklamayı yapmıştı. 100 tane oyuncu içerisinden seçeceğiz